Merhaba sayın seyirciler. Bugün 2 Nisan Pazartesi. Yeni Günde Gündem programımızdan sizlere saygıyla selamlıyoruz. Evet, Yeni Günde Gündem'in bugün konuğu Sayın Şahin Yıldırımer. Şahin Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Şahin Bey uzman sosyolog, refleksolog. Doğrudur efendim. Doğrudur. Evet, refleksoloji gerçekten ülkemizde pek tanınan bir bilim dalı değil. Değil. Sizden öğreneceğiz biraz sonra. Tabii ki. Evet, önce siz tanıyarak başlayabilir miyiz? Şahin Yıldırımer kimdir? Evet, Şahin Yıldırımer kimdir? Eskişehirliyim. Sosyoloji mezunuyum. Sosyal psikolojide yüksek lisansım mevcut. İlk olarak refleksoloji eğitimi İngiltere'de aldım. Nöroloji uzmanı Dr. Angel Hanım'dan aldım. Daha sonra işte eğitim gelişim bitmeyen bir süreç olduğundan Amerika Northwest Üniversitesi ve İngiltere St. Clements Üniversitesi'nden aile psikolojisi, evlilik çift terapisi, nefes terapisi bunlarla ilgili yan dal eğitimler aldım. Refleksolojinin yanı sıra da evlilik çift terapisi ve aile psikoloji seansları da uygulamaktayım. Evet, şöyle bakıyorum, sosyoloji ve refleksoloji çok farklı. Çok farklı dallar olduğu evet. için böyle biraz nasıl oldu bu refleksolojiye yöneliş? Şöyle oldu. Nereden aklınıza geldi? Benim küçüklükten beri anatomiye, masaja ilgim vardı. 2010'da verdiğim bir karar oldu. Medikal masaj olarak başladım ben bu işe. Şeyden sonra, sosyolojiyi bitirdikten sonra, üniversiteyi bitirdikten sonra. Yeni başladığım zamanlardı yine, yani sosyolojinin bitmek üzere olduğu zamanlar diyelim. Medikal masajla başladım. Daha sonrasında işte bir müşterimdeyim. Kendisi emekli büyükelçi. Onun şeyiyle, etkisiyle yurt dışına gittim İngiltere'ye. Angel Hanım'dan, doktordan klinik refleksoloji eğitimini aldım. Böylelikle başladım. Neyle giderseniz şimdi şöyle... Bir dakika şimdi burada. Klinik refleksiyoloji dediniz değil mi? Yani bu iş artık hastanelere girdi. Şöyle 2014 yılında... deyince ben onu anladım. İki çeşit var. Bir bunun masajı var. Rastgele yapılan işte hani masaj salonlarında ve spa merkezlerinde yapılan refleksoloji masajı. Bir de kişinin rahatsızlıklarına yönelik yapılan çalışma olduğu için burada klinik diye geçiyor. Yani tam bir anatomi ve fizyoloji bilginin yanı sıra nöro bilgi gerekiyor. Bu yüzden tedavi amaç değil de bedenin kendi kendini iyileştirme mekanizması devreye girdiği için klinik adını alıyor. Tıbbın içerisinde bir dal olarak ilerlemeye başladı mı diyorsunuz şimdi? Evet, 2014 yılında Sağlık Bakanlığı tamamlayıcı tıp olarak onayladı. Resmi gazetede yayınlandı. Ancak sosyal güvenlik kapsamına alınmadı Türkiye'de henüz. Ama Avrupa'da birçok ülkelerde, bugün Danimarka'da migrenden doktora gittiğinizde 15 seans refleksoloji yazılabiliyor. Rusya'da gebeliğin 6. ayından sonra itibaren başlıyor. Anneye uygulanıyor haftada 2 kere. Çocuk dünyaya geldikten sonra 1 ay sonra 18 yaşına kadar haftada 2 kez çocuğa uygulanıyor ve sosyal güvenlik kapsamında. Bizim ülkemizde de sosyal güvenlik kapsamına girmesini ümit ediyoruz, bekliyoruz. 2014 yılında ama kabul edildi diyorsunuz. Kabul edildi tamamlayıcı tıp olarak. Resmi gazetede de yayınlandı bu yani. Peki var, bu konuda çalışmalar var mı? Önce işte bunu sosyal güvenlik kapsamına alabilmek için tabii eğitimini açmak gerekiyor. Türkiye'de bunun eğitimi yok maalesef üniversitelerde. En az bir yıl bir eğitim gerekiyor. Tıp eğitim almak gerekiyor mu bunun için? Yahut da daha farklı bir bilim dalından bilemiyorum. Şöyle şimdi Avrupa, tabii bizim Türkiye'de nasıl bir açıdan açarlar bilemiyorum ama Avrupa'da yani herhangi bir tıp eğitimine bakmıyor. Altyapı bilginize bakıyor. Yani masaj, anatomi bilginiz varsa belli bir elemelerden geçiyor. Yani. Evet, ondan sonra eğitimini veriyorlar bunun. Oradaki İngiltere'de çok yaygın eğitim zaten İngiltere'de. Oradaki merkezler veriyor birebir eğitimlerini. O kadar çok şey var. Yani bizden hangi ülkeden yayılma bu dünyaya? İngiltere'den bahsettiniz daha çok. Şöyle, aslında İsa'dan önce 2300 yılından beri olan bir çalışma refleksoloji. Yalnız 1900 yılında Amerika'da ünlü kulak burun boğaz doktoru Dr. William tarafından gündeme geliyor. Ve o yıllarda 8-10 yıl kadar birçok doktor bunu tedavilerin arasına katıyor, uyguluyor hastalarına. Yalnız uzun soluklu bir çalışma olduğu için rafa kalkıyor. Modern halini 1900 yıllarından Amerika'dan alıyor Dr. William sayesinde. Ama tabii hani nörobilimde İngiltere daha üstün olduğu için orada daha yaygın bunun eğitimi İngiltere'de. İngiltere'de daha yaygın diyorsunuz. Sosyologla refleksolog ne ilgisi var dediniz evet. Az önce. Şöyle yani çoklu bir araştırmayı gerektiren bir çalışma. Bugün işte az önce de söylediğim gibi İngiltere'de bu eğitimi verenlerin birçoğu sosyolog. Psikologlar da var. Sosyolog, psikolog ve nöroloji uzmanları veriyor bunun eğitimini. Çünkü işte ilerleyen dakikalarda anlatacağız.
rahatsızlıklarda çalışabilmeniz için anatomiden ziyade nörobilgi gerekiyor. Hangi organ hangi sinirle bağlantılı, işte sempatik parasempatik kuramına dayanan bir çalışma olduğu için, sağ sol ayaktaki değiştiği için her şey, o yüzden nörobilgi şart anatomiden ziyade. Çünkü görseli ezberlersiniz yani bir gün. Peki nasıl tanımlıyorsunuz refleksolojiyi? Efendim? Bir tanımlarsak nasıl tanımlıyoruz? Refleksoloji nedir? Beyinden başlayıp vücudumuzun her yerinden dağılıp ayaklarımızın altında son bulan sinir uç noktaları vardır. Sinir sisteminden bahsediyorsunuz. Evet. Evet. Tek bir ayakta 7700 sinir ucu vardır. Tek bir elde de 48 sinir ucu vardır. Yani refleksologlar ayakları vücudun kumandası olarak görmekteler. Hı hı. Ne oluyor? Örnek verelim, işte kabızlıkta bağırsak bölgesine çalışıyorsun ama direkt uyarı bağırsağa gitmiyor. Önce beyine gidiyor. Beyinden ilgili organlarla bağlantı kurularak bağırsak çalıştırmış oluyor. Yani nöron bağlantılar kuruluyor. Reseptörler devreye giriyor. Yeni sinaps ağlar oluşuyor. Sorunları kaldırma, yani bedenin kendi kendine iyileştirme mekanizması devreye girmiş oluyor. Şöyle de örnek verebiliriz aslında refleksolojiyi. Yazın hepimiz denize gideriz. Denizi çok severiz. Deniz iyi geldi deriz. Oysa denizden ziyade denize girmeden önce o çakıl taşların üzerinde yürüdüğümüz zaman bazı noktalar acımaktadır. İşte bu sinirlerin kırılma noktası, orada bir sıkıntının olduğudur. Bir uyarı aldığı için rahatlama oluyor. Üzerine de suya girince gevşiyoruz. Yani sudan çok o çakıl taşların üzerindeki yürüme rahatlatıyor. Bugün Çin'de falan birçok Endonezya'da falan refleksoloji parkurları var, özel taşlar var. İşten çıkışta herkes ayakkabıyı, çorabı çıkartıyor, ayağını yıkıyor, taşların üzerine bir 10 dakika yürüyüş yapıyor. Çimin üzerinde yürümek iyi gelir derler ama siz şimdi daha farklı bir şey söylediniz. Taşların üzerinde dediniz böyle. Ya, çim de etkili tabii ki. Toprak vücuttaki elektriği boşaltmak için toprak, çim, eskiden gelen şeyler, evet etkili. Ama çakıl taşlar üzerinde yürümek çok daha farklı. Çakıl taşı daha farklı. Çünkü direkt uyarı veriyor ilgili yerlere, sıkıntılı. Hı-hı. Zaten ayaklarımızın altı, ayağımızın altı olarak düşünürsek burası serttir. Burası evet. Çukurdadır. Buradaki sinirler sürekli uyarı alması lazım ama fazla uyarı almasın diye aşırı nasırlıdır. Evet. Buradakiler de az uyarı alsınlar diye çukur bölgededir. Önemli organlar vardır. Düz tabanda nasıl oluyor derseniz, düz tabanlı evet. Bir kişiye refleksoloji yapmak, iğnelen kuyu kazmak gibi bir süreçtir. Normal bir insanda 2 veya 3. seansta hedefe ulaşılırken düz tabanlıda 10 seanstan sonra belki hedefe ulaşabiliyorsun. Çünkü sinirleri çok derindedir, derileri de yumuşaktır, düzdür ayak çünkü. Yaradan böyle yaratmış yani. Şimdi bir şey daha dikkatimi çekti söylediklerinizden. Refleksologlar ayakları vücudun kumanda merkezi olarak görür evet. Dediniz. Oysa biz yani bugüne kadar bildiğimiz beyin kumanda merkezidir. Her tarafa oradan komut gider. Her şey oradan olur. Şimdi siz öyle bir şey söylediniz ki kumanda merkezi olarak refleksologlar ayakları görür dediniz. Şimdi bir terslik mi var burada ya da? Terslik yok. Bir, evet. İşte az önce dediğim gibi hani beyinden başlayıp ayakların altında son buluyor sinirler. Yani ayaklarımız sağlıyor bizim ayakta kalmamızı, yürümemizi. Şöyle örnek verelim bunu daha iyi anlayabilmek için. İşte bugün bel fıtıkları çok ilerlemiş durumda. Özellikle evet. De bayanlarda daha çok var. Neden? Yüksek topuklu ayakkabı. Ayağın duruş şekli bozuluyor. Çünkü ayağın iç kenarındaki yer omurga bölgesi olduğu için duruş şekli değişiyor. Ne oluyor bu sefer? Parmak altlarındaki tiroid bezleri sürekli uyarı alıyor. Uyarı aldıkça beyin talamus, yani beynin istihbarat merkezi kapatıyor kendini, sıkıntılar ortaya çıkıyor. Kumanda derken bu yüzden yani işte kişiyi zayıflatıyorsun refleksolojide. Yüksek topuklu ayakkabılar bel fıtığına neden oluyor diyor musunuz? En büyük nedeni yüksek topuklu ayakkabı, işte düzensiz ayakkabı giymek ve hareketsiz olmak, sürekli gün boyu masada oturmak, hareket olmayışı omurları etkiliyor. Duruş bozukluğu, böyle durmak. İşte masa başı çalışmak, üstüne de stres girince, çünkü omurilik merkezi sinir sistemi, çevresel sinirden gelen uyarıları işte kaslardan alır beyine gönderir. Beyinde de bunu ilk karşılayan yer talamustur, istihbarat merkezidir. Gelen bilgiler doğruysa ilgili organlara gönderir yeniden komutlar. Ama sıkıntı varsa beyin kendini korumak için kapatır. Felçteki gibi beyinde yaşam vardır ama buradan aşağı felç vardır, bunun gibi. Evet, bazen öyle şeyler oluyor ki rahatsızlık yahut da sonucun iyi olmayacağını bile bile yapıyoruz. Öyle bayanların topuklu ayakkabı giymesi gibi aslında birçok yerde konuşuluyor bu. Topuklu ayakkabılar rahatsızlık verir diye konuşulur. Siz bir de fıtıktan bahsettiniz. Fıtığın en büyük nedenlerinden biri istediniz. Buna rağmen bazı alışkanlıklarımızdan vazgeçemiyoruz. Tabii üzerine de
işte yeteri kadar su tüketimi yok. Rahatsızlıklar nereden geliyorsa yani. Mevsimine göre beslenmiyoruz 3 öğün. Yeteri kadar günde en az 2,5 litre su tüketmiyoruz. Sonra düzgün nefesi kullanmıyoruz. Egzersiz yok yani, haftada 2 kere de olsa bu okul çağındaki beden hareketleri vardır. Bel çevir, boyun çevir, bu omurilikteki disk yastıkçıklarının hareket etmesi lazım ki boz sıvısı devirdayım yapsın beyinden. Bu da bunlar da olmayınca sıkıntılar kademe kademe çıkıyor. Kimisinde işte aşırı stres çıkıyor, kimisinde panik atak çıkıyor, kimisinde bel fıtığı çıkıyor. İşte endüstriyel besinlerde girince şeker rahatsızlıkları aldı başına gidiyor. Şöyle sorayım. Refleksoloji rahatsızlıkları önleyici bir alan mı? Yoksa rahatsızlığı giderici, onarıcı bir alan mı? Tabii hiçbir rahatsızlık olmadan da haftada bir, 15 günde bir alınabilir. Hiçbir yan etkisi yoktur. Sürekli hayatında refleksoloji olan kişiler kolay kolay hasta olmazlar. Hastalığı yakalanma sinyali olsa bile vücut kendini bir gün içinde tekrar toparlar. Rahatsızlıklarda evet, güzel cevaplar alınmakta refleksolojiyle. Bununla ilgili dünyada birçok refleksolog ve araştırmaların çoklu makaleleri vardır. En çok migrende, MS'de yani. Nörolojik kökenli rahatsızlıklarda en direkt cevap vermekte refleksoloji. Çünkü direkt sinirlere müdahale edildiği için. Bugün serebral palsi, epilepsi, otistik, bu çocuklarda bile güzel sonuçlar alınmakta. Tabii ki bu serebral palsi, epilepsi ve otistik olan çocuklarda 7 yaşından önce müdahale edilirse, 7 yaşından sonra müdahale edilirse %40-%50 geri kazanım oluyor. Ama 7 yaşından önce müdahale edildiği zaman uzman kişilerce işte refleksoloji artı fizik tedavi, diğer işte terapilerde katıldığı zaman %80-%90'ların üzerinde sonuçlar alınmakta. 7 yaşından önce diyorsunuz, %90'lara varan sonuç. Tabii bu tarz çocuklarda beyindeki kayıp olan nöron ağların eksikliğini 7 yaşına kadar geri kazanılabiliyor. Ama 7 yaşından sonra kazanamıyorsun. Çok az kazanıyorsun. Yüzde kaç kazan? 7 yaşından sonra. 7 yaşından sonra. 7 yaşından sonra şöyle örnek vereyim. Benim 12 yaşında gittiğim kızımız var. Gönüllü olarak gidiyorum. Serebral palsi ve epilepsi. Konuşma yok, yürüme de yoktu. Şu an yürüyor. Annesinin elinden tutuyor. Her gün kardeşlerini okula götürüyor. Annesiyle tekrar kardeşlerini getiriyor okuldan. Korku, heyecanı yine ama konuşma yok. Konuşma da zaten gelmez yani. Aile de biliyor gelmeyeceğini. Geç kalındığı için bazı tedavi yöntemlerine. Ama işte biz bu kızımızla keşke gönül isterdi 7 yaşından önce tanışsaydık. Konuşması da olurdu. Ama algı artmış durumda ama konuşamıyor sadece. Konuşmayla ilgili bir şey yapılamıyor yani. Yani yeterince kapatmış beyin kendini, bitmiş. Oradaki işte az önce dediğim gibi yeni nöron ağları, sinaps bağlantılar kurulamıyor 7 yaşına geçtikten sonra. Çünkü yani serebral palsi demek beyin felci yani bir çeşit. Bazen işte doğum esnasında oksijensiz kalmaktan, bazen doğumdan sonra işte yüksek ateşli havale hastalıklarda nöbetler geçirerek. Yani refleksoloji hem koruma anlamlı. Tabii ki. Hastalıklardan koruma anlamlı, hem de hastalıkları giderici. Tabii ki yani. Onarıcı anlamda kullanılabiliyor. Ünlülerin ve siyasetlerin hayatında hep refleksoloji var. Yoğun stresle geçtikleri için. Bir rahatlama sağlıyor, bir gevşeme sağlıyor. Çünkü sempatik parasempatik kuramına dayanan bir çalışma dedik. Sempatik sinirler nedir? Arabanın gaz pedalı olarak düşünün. Ama tabii ki sempatik bölgede tüm sinirler aktif hale gelmiyor. Yavaşlatılan sinirler de var. Parasempatikte fren sistemi. Ama parasempatik sistemde de hepsi fren değil, hızlandıran bölüm de var. İşte burada nörobilgi de gerekiyor. Az önceki anlattığım gibi. Şu anda en fazla hangi hastalıklarda kullanıyoruz refleksoloji? Yani aşırı derecede diskler kaymadıysa, orta derece diyelim, bel boyun fıtıklarında, migrende etkili ve uluslararası makaleleri de var. Yani kesin çözüm migrende. İşte eklem ağrıları, reflü, kabızlık, adet öncesi sendromu, panik atak, kulak çınlaması, kanserde ve kemoterapide çok artı katıyor. Hatta ben çalıştım yani, omurilik tümörünü refleksolojiyle yendik. Omurilik tümörünü evet, refleksolojiyle yendik. Çünkü oradaki kalan tümörü alamıyorlardı. Felç kalma olasılığı vardı. Tabii ben hani onun için gitmedim. Psikolojik sorunlar için gitmiştim. Tabii bir vaat de vermedim asla yani bu tümörü yeneriz diye. Sonraki tahlillerde işte PET çekimlerine falan omurilikteki tümörün kalmadığı ortaya çıktı. Kanserde kemoterapinin yanına çok etkileyici. Çünkü
kılcal damarları konu edindiği için refleksoloji kılcal damarlardaki kan hareketi geçiriyor. Kanın hareket etmiş olduğu yerde de hücre kendini yenilemiş oluyor. Hücrenin de kendini yenilediği yerde sıkıntılar ortadan kalkıyor. Vücudun çalışma prensibi de zaten bu şekilde. Tansiyonda ve şekerde etkili. Kemoterapinin yanında dediniz. Tabii. Yani kemoterapi alması gerekiyor gene de. Tabii onun yanında da destekliyor. Neyi destekliyor? Çünkü kemoterapide hani ister istemez şeyler de gidiyor. Sağlıklı hücrelerde gidebiliyor. Bağışık sistemi çöküyor. Bağışık sistemini güçlendiriyor refleksoloji. Psikolojik sorunlar başlıyor. Psikolojik sorunlar da artık atıyor. O yönde etkili. Tansiyonda etkili. Şeker sorunlarında etkili. Yani çok çalıştıklarım oldu. Yani insülinden bile hayatından çıkaranlar oldu. Tabii bu sadece işte refleksolojiden mucize beklememek gerekiyor. Refleksolojinin kişiye kattığı %60'tır. Geri kalan kısım kişinin kendine dikkat etmesidir. Beslenmesiydi, suyuydu falan. Yani buna benzer şeyler. Felçlerde etkili, motor geriliğinde, konuşma bozukluğu, az önceki de söylediğimiz gibi otizm, işte epilepsi, Rett sendromu, unutkanlık dikkat eksikliğinde etkili, astımda, Alzheimer, Parkinson, başında yakalarsak Alzheimer, Parkinson tanısı konulmuş olan kişilerde güzel sonuçlar alınmakta. Yalnız çok ilerleyen vakalarda Alzheimer, Parkinson'da yani çok bir sonuç alamıyorsun ama yaşam kalitesini iyileştiriyorsun. Türkiye'de bu dalda artık bir bilim dalı mı değil, ne olarak adlandırmak gerekir refleksoloji? Yani dünya biliyor, Türkiye'de dediğiniz gibi yeni yeni biliyor. Hani işte çok az yapan Türkiye'de bunun sayısı. Uzman kişi çok az. Hani baktığın evet. Zaman Google'a birçok kişi var. Masaj kursuna gidiyor, bir iki video izliyor falan. Ama uzmanlık alanı yoksa, işte nöro bilgisi yoksa şu saydığımız şeylerde özellikle otistik çocuklarda, epilepsi ve serebral palsilerde yani bunları aynı gün nöbet bile geçirttirebilir. Panik atak kişiye çalıştığında hani nöro bilgisi yoksa ataklarını tetikletir yani. Daha çok atak geçirmesine neden olur. Türkiye'de sayı olarak ne kadar vardır refleksolojiyle uğraşan? Yani gerçek anlamda uzman gerçekten az yani. Parmakla sayılacak kadar az yani. Çok yok. İşte eğitimi olmadığı için, eğitimleri pahalı bunun çünkü. Yüksek rakamlar yani bugün gidip işte İngiltere'de kalıp 6 ay 1 sene bunun eğitimini almak. Orada kalmak ayrı bir maliyet. Oraya kuruma vereceğin para ayrı bir maliyet. Böyle bir tablo çıkıyor. Eğitimini verenler yok zaten. Çünkü hani 2 günde, 3 günde öğrenecek. Bu konuda Türkiye'de bir şey var mı? Çalışma mı? Çalışma var mı? Şöyle, işte yaşadığımız olumsuz darbe 15 Temmuz olmadan önce bir çalışma vardı. Türkiye'de üniversitelere katılacaktı. Tabii hükümetin daha ciddi çalışmaları olduğu için şimdilik askıya kalktı üniversitelere girmesi. Ama 2008-2010 doktora tezlerine baktığımız zaman doğum öncesi ağrılarda ve doğumdan sonraki ağrılarda refleksoloji uygulanmış kişilerde, bu Türkiye'deki yani, ve ilaçtan daha etkili ve daha doğal olarak şeyler, kişide semptomları gözlenmiş ve doktora tezlerinde, şu an bile Türkiye'de doktora tezi yapan kişilerin, doğum uzmanlarının tezinde girmiş durumda. Umut ediyoruz yani üniversitelere de alınsın ki hani çok bir rahatsızlık da olmasa bile yani bu serebral palsi, epilepsi, otistik çocuklarda daha iyi olsa, hani felçlerde bile olsa, hani sosyal güvenlik kapsamına katılsa iyi olur fizik tedavinin yanına. Hani fizikle birlikte bir arada yapıldığı zaman güzel sonuçlar alınıyor. Yani şu an benim var, işte çalıştığım bir yakışıklı bir oğlumuz var 14 yaşında. Bundan 2 sene önce 13 metre yükseklikten düşüyor, çatıdan düşüyor, felç yatıyor. Fizik alıyorlar. Yani fiziğin yanına ben yeni başladım. Refleksoloji katıldı. Hatta tüm gazetelere çıktı. Baş kontrolünü daha iyi yapmaya başladı. Kendi kalkmaya başladı. Yani ne oluyor? Biz sinirlere uyarı veriyoruz. Doğru molekülleri gitmesi sağlıyoruz. Yeni nöron ağlar oluşması sağlanıyor. Fizikle fiziksel hareketlerini kattığı zaman hızlı yürümüş oluyorsun. İyileşme süreci hızlanıyor yani kısacası. Evet. Tıbbi şeyler, müdahaleler olacak. Bunun yanında da refleksoloji olunca diyorsunuz. Tabii ki. İyileşme çok daha hızlı. Tabii migren kötü ataklar geldiğinde yani karanlık odaya kapatıyor kendini. Obezitede etkili yardımcı doçent Gamze Şambursa bile açıklıyor. Yani çalışmaları var, Avrupa'da da var. Obezitede bile yani düzenli, tabii biraz uzun soluklu çalışma, refleksoloji çok etkili.
Az önce üniversitelere girecekti, 15 Temmuz nedeniyle giremedi dediniz. Evet, geride kaldı. Askıya alındı, kaldı. Askıya alındı dediniz. Bu konuda eğitim verebilecek yeterince uzmanımız var mı Türkiye'de? Üniversiteye girerse bu konuda uzmanlaşmış kişiler gerekti en azından bunun eğitimi verecek. Tabii yani bu konuda bakanlık nasıl bir çalışma yapıyordu, nasıl bir çalışma düzenliyor bilmiyorum. Belki de hani bizler gibi uzman kişilerden yardım alacaktır. Ama tabii ya da bir iyi bir nörolog bile şey yapabilir. O bilgileri işler, ne bileyim işte bizlerden şey beklenirse biz de teknik çalışmayı gösteririz nasıl yapılacağını dair. Çünkü hani masaj olarak biliyor insanlar, el ayak masajı olarak. Evet. Asla bir el ayak masajı değil. Çünkü belli bir teknikler var. Tırtıl yürüyüşü, dairesel dönüşler. Evet, değişiyor. Nasıl yapılır? Gerçekten nasıl yapılır? Herkes masaj olarak biliyor. Evet, masaj ayakların olarak. Ayakların altı, biraz evvel de bahsettiniz ya. Biliyor. Şöyle de, ayak hani, altından bahseder dediniz. Şöyle hani tırtıl yürüyüş dediğimiz vardır. Belli bölgelerde işte rahatsızlığa göre değişir. Saat yönünde dairesel ayak hareketler. Ayak altına tabandan mı? Ayaklarda da ellerde de. Eller buraya kadar etkilidir. Buraya kadar etkilidir. Yani buradaki sıkıntılar da etkilidir. Buradan ötesinde ayaklar daha etkilidir. Ha, tabii ki kişinin ayakları sıkıntılıdır. Ellerden çalışırsın ama ayaklardan örnek veriyorum. 10 seansta sonuca varacaksan elde belki 20, belki 30 seansta sonuca varmış olursun. Böyle bir durum var ortada. Kişinin elini tuttuğunuzda, şöyle bir şeyler yaptığınızda bir yerlerde hissediyor muyuz? Tabii bizim eller hassasiyet olduğu için kristalleşmeyi yakalıyoruz. Hani birçok kişi gözünde sorun olmadığını söylüyor. Çalışma esnasında canı yanıyor bazen çok sorun olduğunda. Diyor hani bir göz doktoruna gidin mutlaka. Gözünüzde bir sıkıntı olabilir. Orası gözü temsil eden bölge. Gerçekten ne gidiyor? Gözlükle dönüyor yani. Ama kendi farkında değil gözünde rahatsızlık olduğunu. Böyle de bir durum çıkıyor ortaya. Numaralar durmuş oluyor. Yani bugüne kadar çalıştığım bazı kişilerde hani göze yönelik çalışmadım asla. Migrenlerdeki çalıştıklarımda yakın okuma numaralarının bir numara düştüklerini söylediler bu çalışma sonucunda. Zaten evet. Migrende şey yapıyor. Direkt elden müdahale yaptığın zaman isterseniz göstereyim. Şu bölgeden müdahale edildiği zaman kişide bir yanma başlıyor zaten. Şimşek gibi çakmalar başlıyor gözlerinde, gözlerinde sorun olanlarda. Ya burası tabii ki tek başına fayda etmez migreni geçirmekte. Ancak hani ilacı yoktur yanında. İlaca gerek kalmadan bu bölgeden çalışma yaptığında basılı şekilde şu şekil hatta şu bölge ve şu orta parmağın şu kenarı ve bu şu kenar yani 2 dakika içinde ilaç almadan ağrısını dindirmiş olur. Gözleri. Ama tabii soldan yapacak bunu. Neye göre soldan yapacak? Kişi solak değilse, sağlaksa. He. Ama örnek veriyorum sol elle yemek yiyor. Sol elle yazı yazıyor. Ama topu sağlam vuruyorsa solak değildir. Normaldir. Topu da solla vuruyorsa. Çünkü beyin komut verdiği için bazen işte solla yemek yiyor. Solla yazı yazıyor. Solak diyorlar kişiye ama top vurma veya ayağınla bir şey vurma gerektiğinde sağlam vuruyor. Bizdeki şeye göre hani fiziğe baktığın zaman anatomiye solak olmuyor. Sağlak oluyor. Yani gerçek bir solak her şeyi solla yapmalı diyorsunuz. Evet. Sola topu da solla vurması lazım. Anladığı, topu vurmuyorsa solla solak değildir. Tıpta yani. Tıptaki şey budur. Buna göre çalışıyoruz yani zaten. Soruyorsun. İşte tahlilleri istiyorsun. Rastgele yapılmıyor asla. İşte bel boyun fıtığında yani hafif gibi görünüyor da ciddi bir durum. Yani CD'sini görmek gerekiyor gerçekten. Hani bir refleksoloji cevap verecek mi? Tamam kişi ayaktadır ama diskler kaymış olabilir. Sinir basaltında olabilir. Ama acı direnci, ağrı direnci yüksektir. O yüzden CD'yi görmeden çalışmak doğru olmaz yani. Kişiye de ümit vermiş olur boşu boşuna. Evet, bir arkadaşımız yazıyor. Ben tamamıyla solakım diyor. Refleksoloji masajınızı kendimiz uygulayabilir miyiz diyor Mahmut Kara. Şimdi şöyle, refleksoloji masajını kendini uygulamak, kendini gıdıklamak gibi bir şeydir. Ama dediğim gibi migreni vardır, atak geliyordur. Kendinde yaptığında çok etki olmaz ama yanında biri varsa, gösterse, dese ki şuradan şöyle yap, daha etkili olur. 1 dakika, 2 dakika içinde çözüm alır. Ama kendisinde orta derece gibi. Kişi gıdık alıyor ama kendini gıdıklayabilir mi? Gıdıklayamaz. Bunun gibi bir tablo çıkıyor. Doğru. Ama rahatlamak için kendi kendine işte şu tekniklerle şunu bile yapsam. Ciddi bir rahatsızlık yoksa yani şu şekilde göstereyim. Şu bile şu bölgelerle rahatlatır yani insanı ayağın altında falan.
Ama tabii rahatsızlık varsa değişiyor. İşte bazen duyuyoruz biz, işte geliyor haberler veya soruyorlar. Ben diyor işte tatil yapıyordum otelde diyor, spa'ya gittim diyor, işte uzak doğudan gelmişlerdi diyor. Bana yaptı diyor refleksoloji diyor, benim diyor tansiyonum tavan yaptı diyor. Oradaki yapılan masaj. Kişiye geldiğinde zaten soruyorsun, hani hiçbir rahatsızlığı yoksa bir yüksek tansiyon var mı, düşük tansiyon var mı, şeker var mı, ki ona göre çalışma yapıyorsun. Bunları sormadan langur lungur çalışırsan, ne bileyim sempatik nanovriliğe ellersen ya da işte böbrek üstü bezlerini ellersen tansiyonunu tavan yaptırırsın kişinin. Evet, bir soru daha vardı, ona da bakalım. Diğer sorumuzu alalım. Evet, Ümit Tatar zayıflamak için refleksoloji yapılır mı diyor. Evet, zayıflamada refleksoloji etkili. Kendimden örnek verebilirim. Ben bu işe refleksolojiye başlamadan önce 110 kiloydum. 56 beden, 55-56 arası yiyordum. Şu an 85 kiloyum. 46 beden pantolon kullanmaktayım. Etkili. Gerçekten etkili. Nasıl etkili derseniz, şöyle yani, beynin açlık ve tokluk merkezine müdahale ediliyor. Daha iyi anlayabilmeleri için yutaktan, yemek borusundan mideye kadar besinler inerken o yolda reseptörler vardır. Bunların çalışması lazım. Reseptör nedir? İşte besin yoluyla gelen ve hücre dışından gelen bilgileri işleyen, uyarıyı alan organımızdır diyelim yani. Bu bilgi alacak ki sonra nörotransmitter aracılığıyla nöronlar devreye girecek ve kafatasındaki 10. vagus siniri mideden beyne uyarı gönderiyor. Tokluk başladı diyor. Midedeki kaslar kasılmaya, genişlemeye başlıyor. İnsülin çıkıyor. Karaciğere yağ depolanıyor ve bu enerjiye çevriliyor. Bunlara müdahale ediyor refleksoloji yani. Kişiler neden kilolu? Az önce dediğimiz gibi işlenmiş gıdalar işte kullanıldığı için bu reseptör devreye girmiyor az önceki dediğim. Hızlı emzilim başlıyor. 10 metrelik bağırsağımızın 1 metresini kullanıyoruz bu sefer. Karaciğere gelen yağ enerji olarak kullanmıyor, yağ olarak kullanıyor. Bu sefer yağlanma başlıyor. Midedeki kaslar çalışmadığı için o işlenmiş gıdalar vagus sinirini devre dışı bırakıyor. Bypass ediyor. Kaslar çalışmadan şişkinlik oluşuyor. Doymuyoruz. Bir saat sonra tekrar yiyoruz. Obezite çıkıyor ortaya. Zayıflama da etkili. Ama yani dikkat edilerek uzman kişilerin yapması gerekiyor. Zayıflattıklarım da var benim bugüne kadar. Kendimi de zayıfladım. Hocam zayıflattı tabii. Kendi kendime yapamam. Onu soracaktım. Kendiniz ama mi yaptınız? Tabii kilonun altında yatan etkeni bilmek gerekiyor. Kişi neden kilolu? Tiroidlerinde mi bir sıkıntı var? Strese kaynaklı mı bir durum var? Bunlara da bakıldığı zaman evet sonuçlar alınıyor. Yalnız uzun soluklu bir çalışma değişiyor. Hani 24 seansla zayıflayan da var. 60 seansı gören de var. Ama şöyle, hiçbir periz yapmadan, diyet yapmadan zayıflanıyor kişi. Ne oluyor? Porsiyonlar küçülüyor. Zaten porsiyonun çokluğu önemli değildir doymakta da. Az öncedeki o reseptör, hani mide yutak yolundaki bahsettiğim olayda. O reseptör uyarı aldığı zaman, yeter ki mevsimine göre içerimde beslenildiği zaman, bunlara uyulduğu zaman, evet refleksoloji de devreye girdiğinde gerçek anlamda hiçbir diyet dahi yapmadan, hiçbir gıdadan da mahrum kalmadan, beslenmeden zayıflanabiliyor refleksoloji. O zaman bu bağırsak küçültmelerini... Ya tabii... Mide küçültmesi mi? Ne diyoruz ona? Mide küçültmeye falan... Anlık durum. Bazen şunu istiyoruz işte. Biz toplum olarak sıkıntı buradan başlıyor. Anlık çözüm istiyoruz. Hemen bir kere de. İşte migreni var. O ben diyor işte 30 seans alamam diyor. Ama yıllarca yaşıyor. İlaçla yaşamaya kabullenmiş hani. O seansların arasında belli bir süre gerekti mi? Yoksa böyle her gün gelip de olabilir mi? Gerekiyor. Şöyle bazı durumlarda ilk haftada 3 yapılıyor. 6 seansa kadar, sonra 2'ye çekiliyor. Bazı durumlarda haftada 2 seans başlanıyor, teke çekiliyor. Bazılarında da haftada 1 gidiliyor. Kişinin yaşadığı duruma göre değişiyor. Her günde yapılır mı? Hani şeye bağlı, yaşadığı sıkıntıya. Tabii bunun fazlası da zarar, azı da yetersiz. Çünkü bazen soruyorlar, süre nedir? İşte duyuyorlar internette gezen bilgilerde refleksoloji masajı 1 saattir diye. Süre yoktur bunda. 15 dakika ile 40 dakika arası değişir. Zaten çocuklarda ve yaşlılarda 15 maksimum 20 dakika geçme. Çünkü ayakları ufak, sinirleri hassas. Onun dışındaki kişilerde de 30 dakika ile bilemedin 40 dakika arasında değişiyor çalışmanın süresi. İşte bazı bilgiler dolaşıyor. Varisli olana diyor refleksoloji yapılmaz. İşte damar tıkanıklı olana refleksoloji yapılmaz. Felçlerde de neden damar tıkandığı için zaten sıkıntı çıkıyor. Az önce de söylediğim gibi refleksolojik kılcal damarları konu
edindiği için bunu açıyor. Tıkanmış yolları açıyor aslında. Yapılabiliyor yani. O bilgilerin birçoğu hep birilerin yazdığı, işte kaynağı belli olmayan yanlış bilgiler. Evet, ne yazık ki toplumda özellikle sosyal medya aracılığıyla o kadar çok yanlış bilgiler dolaşıyor ki ortalıkta. Evet. Bunlara engel de olamıyoruz. Kesinlikle. Ama gidiyor bir şekilde tabii. Araştırma bilgisi çok önemli burada. İşte sosyolog hani işte araştırmaya dayanıklı olduğu için biraz araştırma gerekiyor. Çünkü tıp da kendini yeniliyor durmadan. Bundan 1,5 seneye kadar önce beyindeki konuşma merkezi olarak bildiğimiz yerin konuşma merkezi olmadığı ortaya çıktı, kanıtlandı. İşte bu felçlerde diyorlardı, bu konuşma merkezi hasar almış, kişi konuşamaz, başına ümit bağlamayın diyordu ama kişiler konuşuyordu. Kaç yıl önce yapılan bir taramanın şeyinden gidiyordu çalışmalar. Şimdi bu doğrulandı, evet, konuşma merkezinin orası olmadı, ortaya çıktı. Yeniliyor yani, yenilikleri takip etmek gerekiyor sürekli, araştırmak gerekiyor. Tamam, ben bunu öğrendim, işte ne bileyim şeker de buymuş, bunun da buymuş deyip geçmemek gerekiyor. Hep takip etmek gerekiyor yani. Bilgili hocalarımız var, değerli tıpta cerrahlarımız var. Bunları takip etmek gerekiyor sürekli. Evet, şimdi o kadar çok hastalıktan, rahatsızlıktan bahsediyoruz. Hastalık demiyorsun, rahatsızlıktan bahsediyoruz ki bunların büyük bir çoğunluğuna çözüm olabiliyor. Oluyor. Bunları kanıtlayıp bakanlığa başvurulması gerekmiyor mu aslında böyle? Yahut da bakanlık görmüyor bunu. Yahut da bu sonuçta bir şekilde... Gördü, işte bilemiyoruz. Hani tamamlayıcı tıp dedi. Şimdi haberlerde gördüm ben de geçen, işte aile hekimlerine şey yapmaları için, hacamat sürüyüp falan yapmaları için. Evet, hacamat meselesi çıktı. Bunu şey yapıyor, teşvik sunacaklar. Bilmiyorum, belki de refleksoloji de katara, tamam hacamat da kolay, 10 dakika 20 dakikada bitiyor. Bir kere yapıyor, tekrar gel diyor, bir ay sonra işte refleksolojide olay değişiyor. Bugün bir serebral palsi çocuk, en az 2 sene çalışıyorsun, haftada 2 sene. Serap? Serebral palsi, beyin felci. SP diyorlar genelde. Hı hı. İşte epilepsilerde, otistik çocuklarda hani 2 seneye süren, bazıları 3 seneye süren, haftada 2 kere yapılan hani uzun soluklu bir çalışma olduğu için bilmiyorum hekimlerimiz ne kadar uğraşır. Zaten o kadar çok hani hastanelere, hekimlere giden var. Hekim bile artık otomatiğe bağlıyor. Hani 2-3 dakikada bir kişiye bakabiliyor. Böyle bir durumda bunları nasıl katabilirler? Çünkü her bir kişiye 30 dakika seans yapma, yani günden fazla 15 seans yapabilirsin. Fazlasının üstüne çıkamazsın. Yani bu 15 seans da akşam 9'a kadar falan çalıştığında. Çünkü ara boşluklar falan. Böyle de bir tablo var ortada. Evet, katılır diyoruz inşallah. Hacamat bile girdiğine göre artık şeyin içerisine kabul edildiğine göre herhalde refleksoloji. Tabii yani yerde. İsrail'de falan çok yaygın. Endonezya'da falan çok yaygın. Bugün Endonezya'da işte 45 yaşında sandığınız kişilerin birçoğu 80 küsur yaşındadır. Hayatlarında bunların hiçbir rahatsızlık yokken bile refleksoloji var. Çünkü neden? Kılcal damarlardaki kan hareket ettikçe hücre kendini yeniliyor. Hücrenin kendini yenilediği yerde de sıkıntı olmuyor. Gençlik çıkıyor ortaya. Botoks gibi bir şey oluyor yani doğal yoldan. Ünlülerimizde de çok var yani İstanbul'da bu genç kalabilmek için, daha zinde olmak için, stresi minimuma çekmek için sürekli refleksoloji yaptırıyor iş adamlarımız, ünlülerimiz. Hayatlarına yani düzenli aralıklarla. O zaman bol bol çakıl taşları üzerinde yürüsek. Tabii o da etkili. Yani stressiz hayat yok. Stres şart. Stres olacak. Hafif stres ama. İşte ev temizliği gibi. Ama baktığımız zaman işte yanlış bilgiler pompalandığı için. Tabii. İşte bir haber okuyoruz, bir kitap alıyoruz. İşte mutluluk. Kişi başlıyor bu sefer kendini sorgulamaya. Mutluluk buymuş, ben mutlu değilim. Mutluluk aramaya çıkıyor bu sefer. Ama oysa ki gülü hepimiz severiz. Ama gülü besleyen koruyan da dikenidir. Elbette. Yani stres şart ama hafif stres. Çünkü stres anında amigdala ön plana çıkıyor. Bu sefer beyin diyor ki, ya kardeşim diyor, diğer organlardan gelen uyarılar. Siz bir durun diyor, burada bir sıkıntı var. Amigdalayı bypass etmeye çalışıyor. Buna uğraşırken organlar şuna dönüyor. Şimdi ilkokul birinci sınıftan örnek verelim. Şu üstünüzü de alayım. Evet. Sınıfta öğrenciler var ama öğretmen gelememiş, derse girmemiş. O sınıfın halini düşünün. Organlar da istemsiz çalışıyor bu sefer aşırı stresle. Şeker seviyesi yükseliyor, karaciğer alarma geçiyor, böbrek üstü bezleri alarma geçiyor. Trafikteki gibi arabadasın, stres yapıyorsun ama bu enerjiyi yakamıyorsun. Oysa ki sinir anında insan bir iki hareket yapsan, bir nefes alıp versen, bir su içsen bypass edeceksin sinirini. Bunu yakamadığın, bu stresi işte gelen kaynaklanan enerjiyi yenemediğin zaman ne oluyor?
Stres tavan yapıyor, ağrılar başlıyor bu sefer, obezite ön plana çıkıyor. Çıkıyor da çıkıyor, vücudun kendi doğal işte endorfin ağrı kesici devreye giremiyor. Hayatımızda düzgün beslenme olsa, günde en az 2,5 litre suyu içsek, haftada 2 kere de olsa çok değil, bu ilkokulda bize öğretmenler yaptırdı hani kendi eksenine bel çevirme, boyun çevirme, sonra elip ayak uçlarını. Bunları yapsak 10 dakikalık bir şey, hem vücut rahatlar hem kolay da gerçekten hastalıklar olmaz, rahatsızlıklar. Rahatsızlıkları kendimiz yaratıyoruz. Suyu içmiyoruz, işte beslenmiyoruz. Sonra diyor ki ben kafaya çok takıyorum diyor. Bende diyor, işte diyor panik atak mı var, nefesim mi duruyor? Nefes almayan oluyor. Suyun üzerinde çok durdunuz özellikle. Evet. Su içmiyoruz. Su önemli. Barajdan örnek verelim. Yani baraj dediğimiz zaman ne geliyor? Su ve elektrik. Vücut elektrikle çalışıyor, beyin. Bunun için suya ihtiyacı var. Sinir hücreleri iletileri gönderebilmesi için proteine ihtiyaç duyar. Bu da doğal beslenmeden geçiyor. İşlenmiş gıdadan değil asla. Hani bunu birçok fitoterapi uzmanları, doktor Ümit Aktaş da söylüyor. Beslenmeden vücuttaki ağır metalleri de atmış oluyorsun mevsimine göre beslendiğin sürece. Ama şimdi kışın bile bakıyoruz domates tüketilmekte, patlıcan tüketilmekte. Ağustos ayında ne bileyim işte bilmem nereden gelmiş palamut iyi diye palamut tüketiliyor. Sen kışın karpuz var. Karpuz aldın ama kışın onun faydasını görmüyorsun. Vücuduna şey yapıyorsun, kötülük yapıyorsun. Sinir hücrelerini bypass ediyorsun. Yani bütün meyveler, sebzeler hepsi zamanında. Zamanında evet. Zaten işte kromozom boyunca hepimizde 23 bin adet gen var. Bazılarında bir düzine fazla, bazılarında bir düzine az. Ne oluyor? İnsanoğlunun fıtratı da bozuldu. Bozulduğu için bu genler modern çağla şey yapıyor, bir savaş halinde kültür çatışması yaşamakta. Rahatsızlıklar da buradan kaynaklanıyor. Beslenmemizi bozduğumuz için. Beslenme bozukluğu ve su. Evet, çok önemli şeyler. Refleksolojinin etkili olduğu bazı problemler demişsiniz broşürünüzde. Bel boyun fıtığı, migren, MS, eklem ağrıları, reflü, kabızlık, regl ağrıları, zayıflama, hormon sorunları, enerji eksikliği, panik atak, kanser ve omurilik tümörü, hidrosefali, nörolojik sorunlar, şeker, tansiyon, çok yaygın olan bir hastalık evet. Türkiye'de. Cerebral palsy, evet. Felç, motor gerilik, Down sendromu. Down sendromunu da bugün herhalde görmüştüm. 1 milyon üzerinde Türkiye'de. Evet, çok var. İşte onlar da hani çok bir iyileştirme beklenmiyor ama ne oluyor? Yaşam kaliteleri uzatılıyor. İşte daha iyi algıları artıyor. Onlarda tiroid sorunları vardır. Bu tiroid dengeleniyor. Kabızlıkları gitmiş oluyor. Algı artıyor. Konuşma bozukluğu diyor mesela burada. Bu mesela kekemelik gibi yani, bir şey mi? Şöyle, otistik çocukların birçoğu konuşamaz. Evet. Konuşma bozukluğu diyoruz. O devreye geliyor. Kişi felç geçirmiş. İşte beyine kan pıhtı atmış falan vesaire. Hareketler geliyor ama konuşma gelmiyor. Çabuk müdahale edilirse tabii ki konuşma merkezi hasar almadısa konuşma da yeri gelmekte. Kekemelerde evet etkili. Yalnız onun yanı sıra kekemede ben refleksolojiden ziyade logoterapi uyguluyorum. Psikoterapinin ayrı bir tekniği. Bunu da katıldığı zaman hızlı sonuçlar daha güzel alınmakta. Evet, unutkanlık ve dikkat eksikliği. Mesela özellikle bu unutkanlık belli yaşlarda çok daha fazla artıyor. Evet. Yaş ilerledikçe daha da artıyor. Bu unutkanlık tedavisinde etkili. Ya yani yaş önemli mi burada? Mesela 20 yaşındaki bir gencin unutkanlığıyla ya da 60 yaşında bir insanın. Tabii neyi unuttuğuna bağlı. Şimdi hani tekrar edilmeyen, pekiştirmeyen bilgiler beyin kayda almaz. Bunu unutur. Bunu unutkanlık saymamak lazım. Tabii gençlerde etkili. Yaşlılarda da dediğiniz gibi 60'ta neyi unutuyor? Örnek veriyorum işte. Evden çıkıyor, bakkaldan iki ekmek alacağım diye diyor, bakkala gidiyor, ben ne alacaktım diyorsa evet burada bir sıkıntı var. Etkili çünkü ne oluyor? Sol ve sağ beyin arasındaki gri cevher vardır. Burada nöron ağları vardır. Nöron dediğimiz şöyle örnek vereyim. Ağacı düşünün, ağacı buduyoruz, yeniden niye dallanıyor, meyveler çıkıyor. Bu dallar meyveler azaldığı zaman meyve vermez. Nöron dediğimiz de bu yani dallanma. Bunların eksikliğinden kaynaklanıyor. Çabuk müdahale edilirse hani ilk başlarda erken müdahale edilirse evet unutkanlığın önüne geçiyorsun ile üst seviyedeki yaşlarda. Okul çağındaki kişilerde dikkat eksikliği unutkanlığı evet etkili. Çalıştım ben.
Bundan geçen sene de çalıştım, bundan önce de çalıştım. Teşekkür, takdir belgeleri aldı öğrencilerimiz yani. Tabii ki alttaki yatan nedeni görmek gerekiyor. Neden unutkanlık var? Bağırsaklarda mı sıkıntı var? Birçoğunda çalıştığım birinde kolon spazmı vardı. Birinde tiroidlerinde sıkıntı var. Bazen öyle şeyler söylüyorsunuz ki çok iyi bir psikolog da olmanız gerekir gibime geliyor. Tabii. Bu işi yaparken. Psikolojiyi iyi bilmek gerekiyor. Çünkü karşınızdaki kişinin, çünkü hastasın demişler. Sen diyor migren hastasısın. Hasta değil aslında, rahatsız. Hastasın dediğin zaman kabulleniyorsun, psikolojin de bozuluyor. Ben diyor tansiyon hastasıyım. Oysa hastasın diyebilmek için doğuştan, genetikten gelmesi lazım. Doğuştan geldiği zaman bazı şeylerin evet çözümü yoktur. Ona kabullenmen gerekiyor. Tamam hastasın ama bu rahatsızlık geçer. Beden bunu kendi kendine toparlar. İşte refleksoloji %60 bunu yapıyor. Geri kalan %40'lık kısım diyorum sizin elinizde. Siz de katarsanız hızlı sonuç alırız. Bedeniniz kendi kendini iyileştirir. Buna müsait yapılar. Şey gibidir vücudun çalışması. Bilgisayarlardaki yazılım gibidir. Bilgisayar virüs gidiyor, çöküyor, bir format attırıyorsun, toparlanıyor, eski haline geliyor. Beden de böyle yani. Evet, astım, bronşit, kireçlenme, Alzheimer, Parkinson. Özellikle en sorumlusu ikisi çok çok önemli. Ülkemizde de çok büyük bir sorun Alzheimer ve Parkinson hastalıkları. Ama biraz önce söylemiştiniz, bunu çocuk yaşta olursa çok büyük oranda çözülüyor demiştiniz bunlar değil mi? Tabii şeylerde hani bu epilepsi, işte Rett sendromu, otizm falan. Tabii şimdi Parkinson'da da bu tanılar konulmaya başladıysa, kişide zaten sıkıntılar başladıysa hani gerçek iyileştirme yöntemleri, tedavi artık adını her ne diyorlarsa ona başvurularsa sonuç alınır. Çünkü Parkinson'da da neden hep şeydir, stres kaynaklıdır. En çok da aşırı streste çalışan mühendisler daha çok yakalanır. Ağır sanayide çalışan makine mühendislerinde yapılan araştırmalarda onların daha çok ileride Parkinson olduğu ortaya çıkmıştır. Çünkü ağır metali de hep soludukları için her ağır metal beyindeki ve vücuttaki işte o merkez sinir sistemindeki nöron ağların dallanmalarının önüne geçiyor, kesiyor. Aşırı stres. Bunlar her streste, stres anında beyin zaten kendini koruma altına alır. Talamus tak şarteli indirir. Kendini korur. Böylelikle ne oluyor? Bağlantı bitiyor. Bağlantının bittiği yerde hücre diyelim yani nöron işte. Bunların ölümü gerçekleşiyor. Bunlar çoğaldıkça da sıkıntılar ortaya çıkıyor. Evet Şahin Bey, sohbet çok güzel gerçekten. Benim de bilmediğim ya yepyeni bir alan bizler için de. Ama süremizin sonuna da geldik. Yaklaştık, şöyle ekranlarımıza geçmiş. Dönelim. Vatandaşlara neler önerirsiniz son söz olarak? Gerek yani, refleksoloji üzerine gerekse hiçbir şeyi yaptınız. Şöyle ekranlarımıza dönelim. Asla evet. Hiçbir şeyi ötelemesinler. En ufak bir diş ağrısında bile hep ilaç geçiştirmesinler. Onunla bile yani diş hekimine zamanda gitseler. Küçük bir dolgulan belki kurtulabilecek ama zamanla gidilmeyince ne oluyor? Dişi kaybediyor. Haydi köprü bağlantı yapılacak diye iki dişi daha kaybetmiş oluyor. Bunun gibi yani zamanında erken müdahaleler yapılırsa uzman kişilerce her ne olursa gerek cerrahlarımızdan gerek tıp doktorlarımızdan gerek tamamlayıcı sektörde çalışanlardan daha çabuk daha hızlı sonuç kötü olmadan eski sağlıklarına kavuşmuş olurlar. Benim söyleyeceğim, hep söylediğim, herkese söylüyorum. 2,5 litre suyunuzu için günde, 3 öğün mevsimine göre beslenin. Sabah öğlen çok yiyin, akşam az yiyin. Akşam yedikten sonra kesin yemeyin hiçbir şey diyorum. Haftada 2 kere de olsa egzersiz yapın 10 dakika. Bunlar olduğu sürece kolay kolay rahatsızlıklar olmaz. Stres de fazla üst seviyede olmaz, az seviyede olur, geçer. Evet, örnekleri de çok dünya üzerinde diyorsunuz. 60 yaşında bir insanın 45 yaşında görünmesi gibi. Tabii, bana da her zaman ulaşabilirler. Adımı soyadımı yazdıkları zaman bulurlar. İzmir'deyim. İnternet üzerinden. Tabii. Şahin Yıldırım Er dedikleri zaman çıkıyor zaten yani web sitem. Evet. Özellikle sinir sistemiyle ilgili büyük sorunlarda Şahin Yıldırım Er'e uğraşırsak herhalde epey sorunlarımız çözülecek. Çözülür. Yani logoterapiyle gerek görülürse, gerek refleksolojiyle çözmeye çalışıyoruz. En azından benden bir tavsiye alsınlar diyorsunuz. Kesinlikle. Evet, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Evet sayın seyirciler, Şehrin Günde Günden burada sona eriyor. Konuğumuz Sayın Şahin Yıldırım Er'di. Uzman sosyolog, refleksolog. Biz Yeni Gün Aile sonra kendisine çalışmanda başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Yeni bir Yeni Günde Gündem'de tekrar buluşmak dileğiyle. Hepiniz hoşçakalın.